Evet, 25 Mart 2018 Pazar günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalı'dır. Sesli gazetemize hoş geldiniz. İlk haberimiz Fransa'dan olsun. Biliyorsunuz Sarkozy denen Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından bir hımbıl var. Bu arada içinde yaşadığın ülkenin cumhurbaşkanına eski dahi olsa hımbıl diyebilme özgürlüğü çok güzel bir şey gerçekten. Bu gözaltında kaldı birkaç gün biliyorsunuz. O ara işte TFN kanalına bir demeçte bulundu. Orada dedi ki asıl hedef ben değilim, Fransa dedi. Tabii biz bu demecin aynısını daha önce başka cumhurbaşkanlarından da duyduk. Demek ki her yerde aynı oluyor bu cumhurbaşkanları. Size kimi hatırlattı Allah aşkına bir söyleyin. Değil mi? Aynısını, evet. Yani ben olmasam ülke yıkılır, ülke çöker falan diyen birisini hatırlattı. Öyle işte. Evet, bu haber de Coşkun Sabah haberi arkadaşlar. Coşkun Sabah biliyorsunuz birkaç hafta önce kayyum olarak atandı. Şimdi ben bu adamı çocukluğumda hatırlıyorum. Bu adam işte ut çalıyor, şarkı söylüyordu vesaire. Ondan sonra bir silikleşti, tümden kayboldu ortadan. Ben bunu hatta Müslüm Gürses gibi öldü zannediyordum. Ciddiyim. Yani ta ki kayyum olarak atanıncaya kadar. Şimdi geçen hafta bir sürü açıklamalarda bulundu. Bunlardan bir tanesinde şey dedi. FETÖ beni engelledi dedi. Sanki bir tek sen eksiktin FETÖ'nün engellemediği. Sanki FETÖ engellemese Grammy müzik ödülü alacaktın yani. Tamam ya, yani FETÖ seni nerede engelledi? Yani Twitter'da, Facebook'ta falan mı engelledi? Şey ama engelli maaşı istiyor olabilir. Yani engelli maaşı almak için böyle bir yola başvurmuş olabilir yani. Sonra şey dedi. Ne dedi? Dedi ki benim dedi hiç dürüst bir insan olduğum konuşulmuyor dedi. İyi de yavrucuğum, yani arkadaşının kim olduğunu söyle, senin kim olduğunu söyleyeyim diye bir laf vardır yani. Şimdi zaten sorunun cevabı sorunun içerisinde saklı böyle. Gerek yok zaten buna. Ha, sonra bir şey daha dedi. O da şey dedi. Benim dedi bir AKP'li olduğum ve yalak olduğum iftira dedi. Aynen bunu söyledi. Yani bir doğru orantı var. Yani AKP'li olsam yalakalığım garanti olacak ama ya bakın AKP'li değilim, yalak olduğum bir iftira. Yani öylelikle doğrulamış olduğunu. Zaten kayyım olalı, kayyımlar müdür olalı, tüm müdürler yalaka, tüm yalakalar müdür oldu. Arkadaşlar öyle bir şey. Sağlık Bakanlığı bir açıklamada bulunmuş arkadaşlar geçen hafta. Demiş ki 281 tane ilaç üreteceğiz. Millileştirme politikası çerçevesinde 281 tane ilaç üretilecek Türkiye'de demiş. Bence doğru yaparlar. Destekliyoruz yani. Zaten hastalığımız milli. Her türlü hastalık milli olduğu için ilaçların da milli olması gayet doğal yani. Çünkü bu hastalıkların hiçbirisi başka yerde yok. Yani böyle iyi, bence de tebrik ediyoruz. Bu haberde bir tane imam arkadaşlar cuma hutbesi sırasında reklam yapıyor. Şu şekilde izleyelim. Tabii özel olsa yapmayız da, yani devletin kurumu olduğu için bir arkadaşımız da, kendisini çok sevdiğim bir arkadaşımız rica etti. Hocam ne olursa ille dedi, yani istirhamımdır söyleyebilir misin? Söyleyelim. Elbette ki söyleriz. Türk Telekom'un bir kampanyaları var. Bu kampanyaların yanında haliyle çocuklarımız okula gidiyor. Yani internet lazım oluyor evde vesaire. Evde diyor sabit telefonu olan diyor evde sabit telefonu olanlara diyor 20 GB internet 15 liraymış. Bilgisi olmayan da varsa sadece bilgilendirmek amaçlı söylüyorum. Evde sabit telefonu olanlara 20 GB internet 15 liraymış. Sabit telefonu olmayan arkadaşlara da 20 GB internet 30 lira. Modemi de diyor bunun içinde bedava olarak diyor gelip kuracağız diyor. Bu şekilde bir ihtiyacı olan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, komşularımız varsa bundan ne yaparlar? İstifade ederler. Şimdi bu adam muhtemelen Türk Telekom'un özelleştirildiğini falan hala bilmiyor ya da biliyor, oradan iyi bir komisyon alıyor vesaire. Hani camide ticaret olur olmaz. Demek ki bilmiyor adam bunun olmadığını. İmam ama zaten şu dönemin imamları belli, meçhul. Ama benim de aklıma güzel fikirler gelmiyor değil yani. Biz mesela burada o kadar video çekiyoruz. 2000-3000 kişi hasbelkader böyle seyrediyor filan. Yani diyorum ki hani içinizde böyle bir ticareti, bir dükkanı, bir şirketi olan varsa düşünebiliriz. Bana özelden yazın. Hem siz kazanın hem biz kazanalım yani. Değil mi? Arkadaşlar Cumhurbaşkanı'nın bir danışmanı var. Ertem. Şey gibi oldu. Cumhurbaşkanı'nın bir çiftliği var gibi oldu. Evet, o da olur. Ertem soyadlı, adını bilmiyorum neydi bu adam. Geçen işte bir açıklama yaptı, dedi ki dolar 3.85'in üzerine çıkıyorsa bu spekülatif bir şeydir falan dedi. Bu adam danışman yani, düşün yani böyle zevzek zevzek konuşarak doları düşürmeye falan çalışıyor galiba.
Bu arada bunu söylediği zaman zaten dolar 4 lirayı geçmişti. Tamam mı arkadaşlar? Tamam, biz de kendisine katılıyoruz. Dünya düzdür. Dünya dümdüz. Tamam. Pes. Dünya düz. Evet arkadaşlar, Türkiye'de yakın bir zamanda bir müşteri ve taksici arasında bir kavga yaşanmış. Yaşanmıştı ve yaşanmış. Bu da tabii davalık bir olay olmuş burada. Taksici işte ben kısa mesafeye gitmiyorum. İşte nasıl gidersin gitmezsin meselesi. Şimdi arkadaşlar, Türkiye'de taksinin kuralları vardır. Yani biliyorsunuz siz. Yani bilmiyorsanız da öğrenin. Sizin nereye gideceğinize taksici karar verir. Anlatabiliyor muyum? Yani mesafeniz kısaysa, mesela Sabiha Gökçen'e gitmek istiyorsunuz ama siz mesela Kartal'da oturuyorsunuz. Sizi iki telliye kadar götürüp oradan çıkartıp sizi Sabiha Gökçen'e bırakması lazım. Bunları öğrenin artık. Bunlar taksiciliğin püf noktaları. Evet, bu da komik haberlerden bir tanesi arkadaşlar. İzmir AKP milletvekili Necip Kalkan diye bir adam birkaç gün önce şöyle bir şey söyledi. AKP 15 yıldır iktidarda, insan ömrü bu süre zarfında 3.3 yıl uzamış. Eğer ömrünüzün uzamasını istiyorsanız bir 15 yıl daha bize iktidar yapın, bize oy verin manasında bir şey söylemiş. Şimdi bu ölümü gösterip kansere razı etme gibi bir şey. Yani yani ömrünüz uzarsa zaten AKP iktidarında, ömrünüzün o uzayan kısmını hapishanelerde geçirebilirsiniz. O da var. Hangisini tercih edersiniz? Zaten AKP bir ömür törpüsü başlı başına. Bir şey demiyoruz artık. Evet, bu da bir haber değil ama bir hatırlatma, böyle bir tazeleme, yani paylaşıyoruz sizinle. Bir video bulduk geçenlerde. Bu 15 Temmuz'dan birkaç gün sonrasına ait. Yıldırım, Başbakan Yıldırım orada şunları söylüyor. Özellikle ifade etmek istiyorum. Bir, Türkiye'de darbe girişimi %100 başarıyla sonuçlanmıştır. Nokta. Yani %100 başarılı olmuştur bu darbe diyor. Gerçekten doğru. Kendilerini tebrik ediyoruz, alkışlıyoruz. Çok %100 başarılı bir darbe gerçekleştirdiler kendileri. Demek ki lapsus, yani bilinç altında varsa bu bir şekilde dışarıya çıkıyor bir yerde. Arkadaşta da o olmuş. Yani öyle bir hatırlatmak istedik. Evet, bu haber de komik bir haber arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen hafta kendisini Kırşehir valisi sanan manyağın bir tanesi, belki de Kırşehir valisi, bilmiyoruz da, olamaz canım Kırşehir valisi elinde kılıçla böyle Allahu Ekber nidaları arasında balkona çıkıp böyle millete seslenemez yani, değil mi? Bu kadar da olmaz yani. Kesin manyağın bir tanesidir o. Şimdi bu adamdan sonra biliyorsunuz Türkiye'de böyle tarihi diziler var. Bu dizileri nasıl seyrediyorlar insanlar? Elinde kılıç, kalkan, tencere, tava falan bunlarla seyrediyor. Böyle bir Yeniçeri modunda adam bunu seyrederken o kadar sahipleniyor. Hani böyle bir biraz bir mehter girişi yapsan yani adam uçuyor falan, sefere gidecek. Afrin'e götür beni reis. Şimdi en son bir tane bir adam çıktı. İsmi de Aydın. Aydın AKP il başkanlığına adaymış. Basın toplantısı yapıyor basın mensuplarının önünde. Dersin sanki Cumhurbaşkanı adayı herif yani. O kadar forslu. İşte yanında ailesi var. Kefen giyiyor filan. Şimdi seyredelim. Helalini verdin mi güzel eşim sen? Helal olsun. Helalini verdin mi oğlum? Bak bu şekilde geldik. Diğer oğlum da okulda olduğundan dolayı. Şimdi normalde bu video arkadaşlar, bu kefen giyme olayı sahnesi var. Normalde 1.30 saniye ama biz tabii hepsini zaten almadık da, yani video normalde 4 dakika falan sürüyor. Niye derseniz o 1.30'dan sonra müstehcen, yani orada pamuk olayı giriyor. Çok hoş değil. Biz onun için orayı almadık zaten, kestik. Buradan da sadece bir kesit olarak verdik size. Öyle. Allah sabır versin. Yani pamukçulara. Burada son haber olsun arkadaşlar. Sığırın bir tanesi Belçika'da. Şimdi ben böyle diyorum, tamam mı? Yorum yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya işte öyle laf kullanma bilmem ne. İyi de bu sığır yani. Sığıra başka ne diyebilirim ki yani? Sığıra eşek diyemem yani, değil mi? Koç diyemem, ne bileyim, ayı diyemem. Sığır çünkü. Sığırlık yapınca sığır oluyorsun yani. İşte cemaate yakın olduğu tahmin edilen bir dernekteki bulunan insanlara tehditlerde bulunuyormuş. Bu adamı şikayet etmişler. 6 ay ceza vermişler bu adamı. Mahkeme 6 ay cezasını onamış. Ya akıl fikir versin. Zannediyorlar ki her yer dingonun ahırı böyle. Hemen şikayet edince gelecekler. Tehdit edince sökecek bilmem ne. Ya
Ya Allah. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok arkadaşlar. Gerçekten. Hadi selametle kendinize iyi bakın. Hayırlı hafta sonları. Pazartesi olmaz, salı olabilir, görüşebiliriz. Bu arada şöyle bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Siz zannediyorsunuz ki ben boş beleş, hiçbir işi olmayan bir adamım. Öyle bir şey yok. Ben de çalışıyorum. Benim de var aile, çoluk çocuk filan. Ancak toparlıyoruz, zaman buluyoruz. Bunları da hazırlamak biraz zaman oluyor. Siz ama bunları anlamıyorsunuz. Pis fakirler. Kendinize iyi bakın, tamam mı? Hadi.